aşının üretilebilir olduğu ve Ar-Ge'sinin yapılabilir olduğu. Bir hıfzısa biyoteknoloji merkezinin yapılmış olduğu bir dönemde heyecan duymamız gerekirken ve bilim insanlarımızın biz de yaptık, biz de başardık demelerini beklerken doğrusu üzülüyorum ve bilim insanlarımızın bizim vatandaşımızı da motive etme sorumluluğu olması gerekmez mi? Teşekkür ediyorum. Evet. Arzu Türkuçar, Habertürk Televizyonu. Sayın Bakan, iki sorum olacaktı. Öncelikle kararları açıkladınız. Peki ne zaman uygulanmaya başlanacak? İkincisi ise toplantıda COVID'li hastanın izolasyon süreciyle ilişkin bir değerlendirme oldu mu? COVID'li hastaların izolasyon süreciyle ilgili daha önce de zaten bu bilim kurulunun aldığı bir karardı. Bu kararda bir değişiklik yok. 7. günden sonra semptom yoksa izolasyon bitiyor. Karantinayı da zaten aşılıysa temaslı olanlara zaten uygulamıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan Öykü. Kararlar istiyorsanız bugünden itibaren başlayabilir ama bunun duyurusu yapılacak genelgeyle İçişleri Bakanlığımız tarafından. Sayın Bakan, alayım istiyorum. Sayın Bakan Öykü Tüccar, NTV. Efendim benim de iki sorum olacak. Birini arkadaşımız biraz önce sordu. Öncelikle onunla başlamak isterim. Müzik yasağı bir pandemi tedbiri olarak getirilmişti. Bireysel tedbirlerin en önemlisi olan maske tedbirinin de bugün kalktığını düşünürsek saat 12'den sonra müzik yasağının ne zaman kaldırılması planlanıyor? İkinci sorum da havalandırmanın uygun olduğu yerlerde kapalı ortamda olsa maske çıkabilir dediniz. Toplu taşıma için nasıl bir kural öngörüyorsunuz? AVM'lerde ve ulaşım araçlarında bu kurala nasıl uyulacak? Teşekkür ediyorum. Özellikle mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, yani mesafe korunamıyorsa uçak gibi, otobüs gibi, tiyatro gibi, sinema gibi, sağlık kuruluşları gibi alanlarda, okulların kapalı alanları gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıktı mı? Hayatımızdan çıkmadı. Ama maskeyi artık nerede gerekiyor ise gerekli olan ortamda özellikle de büyüklerimizi riskli olanları korumak anlamında yanımızda taşımak gerektiğini söylüyoruz. Peki maske pandemi salgın dönemi bittikten sonra hayatımızda yeri olacak mı? Biz biliyoruz ki 2021 yılında yaygın maske kullanımıyla birlikte influenza ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonlarını biz Türkiye'de neredeyse görmedik. Yani maskenin faydasını gördük. Dolayısıyla pandemi sonrası dönemde de bundan böyle herhangi bir grip, nezle, COVID veya üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren belirtisi olan vatandaşımız bir başkasına taşıma bulaştırma potansiyeli olduğu için bir başkasına bulaştırmamak için normal hayatımızda da artık maskenin takılması gerektiğini biliyoruz. Bu artık kişisel bir sorumluluk haline gelen bir durum. Bunu böyle kabul etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Teşekkür ederim. Müzik yasağı ile ilgili doğrusu bilim kurulunun bu anlamda aldığı bir karar yoktu. Teşekkür ediyorum. Onun da ben yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim. CNN Türk Televizyonu'ndan Fevzi Özgür Altın. Sayın Bakan, biraz önce açıkladınız ama özellikle sınıfta öğrenciler maske takacaklar mı? Toplu taşımada otobüs, metro, tren veya uçakta toplu taşımayı kullanan insanlar maske takacak mı? Ve servislerde öğrencilerin maske takması gibi bir durum zorunlu hale getirilecek mi tekrar? Ya bununla ilgili bir çalışma olacak mı? Bunu soracaktım.
Ben demin ifade ettim, bu kapalı alanlarla ilgili hem uçak, hem otobüs, hem servis gibi, sinema gibi, tiyatro gibi, sağlık kuruluşları gibi, okulların kapalı alanları gibi mesafenin korunamadığı yerlerde maske kullanmak elbette zorunlu. Teşekkür ediyorum. Ozan Ulaş Caymaz, ATV. Efendim az önce ifade ettiğiniz şekilde artık salgınla mücadelede bireysel tedbir dönemine girildiğini söylediniz. Dolayısıyla aşılamanın da daha önemli olduğu bir dönemdeyiz artık. Bu bağlamda 5-12 yaş arasında dünya genelinde bazı çalışmalar olduğunu biliyoruz ama ülkemizde bu çalışmalar var mı? İlerleyen süreçte 12 yaş altı çocuklar için de aşılama görebilir miyiz? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Özellikle Turkovak için doğrusu böyle bir çalışmayı başlattık. Ateş Hocam yakinen biliyor ve takip ediyor. O çalışmanın sonucuna göre gerektiğinde gündeme alalım istiyoruz. Ateş Hocam, bu konuda söyleyeceğiniz bir şey varsa hemen dinleyebiliriz. Çocuklarımızda çalışma başladı. Bunun hemen arkasından 12-16 yaş ve 5-12 yaş aşı çalışmalarımız da planlanıyor. Önümüzdeki dönem içerisinde sesle ilgili sıkıntımız var arkadaşlar. Önümüzdeki dönem içerisinde de o yaş grubuna doğru da çalışmalar da gelecek. Teşekkür ediyorum. Evet. Milliyet Gazetesi, Hande Atılgan. İşaret ettiğiniz vaka sayılarındaki düşüşe rağmen haftalık vefat sayıları hala endişe verici düzeyde, haftalık 1000 seviyesinin civarında geziyor. Bunların arasında başta sağlık çalışanları olmak üzere önemli bir kısmının tekrar eden enfeksiyonların oluşturduğu söyleniyor. Bu konuda bilim kurulunun tespiti nedir? Varsa elinizde veriler, yaş gruplarıyla detaylandırılarak bir paylaşım yapılacak mı? Teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili benim bildiğim şu an elimizde somut bir veri yok. Ateş Hocam söyleyeceğiniz bir şey varsa yok. Teşekkür ediyorum. Akit TV Televizyonu, İrfan Çalışkan efendim. Özellikle yeni alınan kararlar ülkemiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sorumuz, pandemi sürecinin başından beri kendilerini ellerine emanet ettiğimiz sağlık çalışanları ve sağlık çalışanların özlük hakları konusunda bir çalışmanız var mı, yapılacak mı? Teşekkürler efendim. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yeni değil, epey bir zamandan beri bildiğiniz gibi özellikle hem özlük hakları dahil olmak üzere hem şiddet gibi, hem malpraktis cezaları gibi, hem sağlık çalışma ortamlarının daha bir düzenli hale getirilmesi gibi birçok konuda çalışmalarımız var. Maaşlar konusuyla ilgili Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeklilikle ilgili ise 3600 ek gösterge ile bildiğiniz gibi bütün kamu ile ilgili genel bir çalışma söz konusu. O çalışmayla birlikte değerlendirilmiş olacak. Ama bizim burada beklentimiz özellikle hekimlerin de hakimlere benzer şekilde emeklilikte korunması. Bu çerçevede bir gayret var. Bunun dışında şiddetle ilgili özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde Adalet Bakanımızla birlikte son 3 aydan bu yana devam eden bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim. Malpraktis cezalarıyla ilgili de bu anlamda özellikle Sayın Adalet Bakanımızın bir cümlesi vardı bildiğiniz gibi. Tazminat konusunda hekimler de hakimler gibi korunacak. Bu çerçevede çalışmaların bir noktaya geldiğini Sayın Cumhurbaşkanımıza da yakın zamanda
bu çalışmaları sunacağımızı, arz edeceğimizi ve bunların uzun sürmeyeceğini ifade etmek istiyorum. Ayrıca 10 Mart'ta yani haftaya Adalet Akademisi ile birlikte sağlık özellikle çalışanlarının hukuki haklarının özellikle korunması ile ilgili bir sempozyum yapılacak. Bu sempozyumda ben ve Adalet Bakanımızın birer konuşması olacak. Bu sempozyumda 3 oturum yapılıyor olacak. Burada özellikle hem Yargıtay'dan hem Danıştay'dan hem Anayasa Mahkemesi'nden üst düzeyde katılımlar sağlanarak yargıda da özellikle sağlıkta şiddet ve malpraktisin farkındalığını sağlamak üzere bu çalışma, bu sempozyum yapılacak. O da 10 Mart'ta yani gelecek hafta yapılmış olacak. Bütün olumsuzlukların farkında aylardan beri olduğumuzu ve bunları çözmek için yoğun bir gayret içinde olduğumuzu ve bunların çözüleceğini söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Başka soru yok herhalde. Teşekkür ediyorum.